arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sürekli bu saçma sapan girişi deneyeceğim. Benim olayım... Niye dönüyorum? Bu oldu. Bugün, yani dün, yani çarşamba günü, biraz geç de olsa akşama doğru bana soru sormanızı istedim. Ama dönmesem daha mutlu olurum. Sıla Rıza'm. Hani merak ettiğiniz, sonuçta beni tanımıyorsunuz vesaire. Böyle sıcacık bir ortam yarattım. Arkamda mumlar var. Umarım yaktım çıkmaz yani. Çok fazla mum yaktım ve pişman oldum yaktıktan sonra ama güzel kokuyorlar. O yüzden çayım var burada. Yeşil çay. Sakin bir kafayla uyumak için. O zaman sorulara geçilsin mi? Bu yapılsın mı o zaman? Ne kadar süre kalacaksın Fransa'da? Oradan sonraki hedefin neresi? Şimdi bunları söylemek için daha çok erken. O yüzden tek söyleyebileceğim, lisans eğitimimi burada tamamlayacağım. Yani 3 yıl kesin buradayım. Ama master'ımı nerede yaparım? Amerika'da mı yaparım? İtalya'da mı yaparım? Yapmaz mıyım? Bilmiyorum. O yüzden hani çok çok geleceğe yönelik o kadar gelecek planım yok henüz. Türkiye'de okusaydım kesin şu okulu seçerdim dediğim bir okul var mı? Neden? Şimdi şöyle. İlk 10.000'e falan girmiş olsaydım İTÜ'de okurdum. Çünkü devlet okulu ve çok iyi bir okul. Ama şu anki puanımla gidecek olsaydım Bilgi'de okurdum. Çünkü burssuzluğunun puanı düşük. Orası yetiyordu. Yani. İlkokuldan bahset, ilkokul en komik anın. Şimdi şöyle, bu soruyu Deniz sormuş. 14 yıllık arkadaşım, bu sene 14 yıl oldu galiba. Yani zaten ilkokul deyince aklıma bir Deniz, bir Ufkum geliyor. İkisinden başka hiçbir şey yok ilkokulumda ama. Hangisi en komik acaba? İlkokuldan bahsedeyim. İlkokulda o kadar utangaçtım ki. Yani insanlarla konuşamazdım. Hala güçlük çekiyorum konuşmakta ama benim öncekine göre daha iyi durumdayım diyeyim. Çünkü önceden şeydim ben, sis sakin, şimdi gevşek oldum. Saçma sapan bir çocuk oldum. Saçma sapan bir karaktere büründüm. Çok enerjiyim gece gece, ne alakaysa. En komik anım. Bir sürü var. Yani dönüp baktığında komik, yoksa o an yaşarken komik değildi. Birisi, Deniz'ciğim, bunu hiç hep seninle kavga ettiğimi fark ettim. Hırkasını da taşımadığım için beni gruptan atmıştı arkadaşlar. İlkokulda böyle gruplaşma vardı. Hani sen bizim grubumuzdasın, sen değilsin. Saçma sapan bir şey. Bir de o zamanlar, ne meşhur, neydi onların? Wings. İnanılmazdı Wings yani. İnanılmaz meşhurdu. Ve böyle... annemler işte İtalya'yla iş yaparlar. Gelirken böyle 3 tane çanta, 5 tane oyuncak, saçma sapan gereksiz para. Çocukluk işte. Beni hırkasını taşımadığım için gruptan atmıştı. Ve ben de hani şok olmuştum. Hani şok olmuştum. Çok haklıymışım bence şok olmaktan. Bir de halk oyunu kulübündeydik, tamam mı? Bir şey için kavga ettik Deniz'le. Ne için kavga ettik? Kaşık. Neden kavga ettik hatırlamıyorum. Kaşık. Sen çalacaksın, ben alacağım. Hop. Öyle böyle. Saçma sapan bir ifade yaptım değil mi? Neyse. Ya ben ona ya o bana bot fırlatmıştı. Şu an hangimiz fırlatmıştık hatırlamıyorum ama cat'ti. Cat bottu. Ve niye bu kadar sinirler? Birimiz bir tarafta yerde bağırıyoruz, diğerimiz diğer tarafta yerde. Bu sırada hoca nerede? Haberim yok bu arada. Ama o kadar komiktik ki salya sümük ağlıyoruz falan. Bir de yine aynı senelerde halk oyunu kulübünde. Bu hakikaten komik. Bu anlattıklarım o zaman komik değil, üzücüydü ama bu o kadar komik. Şimdi ben kiloluydum. Hala da zayıf olduğumu iddia etmiyorum ama ilkokulda hakikaten şişmandım yani. Bunu bir kenara koydum. Koşup duvara böyle tek ayakla basıp
duvar, yani duvardan sekiyorduk. Hepimiz sırayla yaptık. Duvarda alçıpanmış bu arada. Ben koştum, duvara sekemedim. Ayağım duvara girdi. Ayağım alçıpanın içine girdi. Yani öyle kaldım, şok olduk. Gülme krizine girdik hepimiz. Çünkü hepimiz onu beklemiyorduk. Her neyse, burayı çok uzun tuttum. Neden mimarlık ve kendini tanıtır mısın? Adım Yağmur. 19 olacağım Ekim'de. 18,5 yaşındayım. Sen benim Fransız Lisesi'nde okudum. İlkokulum... Okul adını unuttum. İstek Barış İlköğretim Okulu. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Ama kütüğüm nerede diye sorarsan o işe hiç girmeyelim. O yüzden kendimi o kadar da tanıtmaya gerek yok. Çocukluğumdan beri mimar olmak istiyorum. Neden mimarlığa dönüyorum şimdi? Çünkü annem ve babam ve halam mimar. Abim de mimar oldu. Yani bir nevi aile mesleği gibi bir şey. Ve çocukluğum hep şantiyelerde geçti. Kadıköy'de bir ofisimiz var. Hep oraya giderdim. Çocukken okuldan sonra çıkıp oraya gitmek için var ya deli olurdum. Yani çünkü o kadar hoşuma gider ki hatta işçi tulumu falan giyerdim. Öyle hoşuma gidiyordu. Bir de bana göre mimarlık matematikle sanatın en güzel şekilde birleştiği meslek. Yani peki neden böyle bir meslek seçtim? Gelirsek matematik dünyada en sevdiğim ders. Ve sanat da gerçekten her alanını o kadar seviyorum ki. Ben anlamadım, saçma sapan. Doğum günüm 21 Ekim 2000. Milenyum. Saç bakımını nasıl yapıyorsun ve saçını nasıl şekillendiriyorsun? Bu biri daha sormuş, onu iki kişi sormuş. Şöyle, İstanbul'da olsaydım, bakım malzemelerime sahip olsaydım, Elidor'un belirgin bukleler yeşil kremi var, onu kullanıyorum. Bir de Argania'yı kullanıyordum. Ama burada hiçbir yok. O yüzden burada sadece duştan çıkıp kurutuyorum ve yani havluyla kurutuyorum. Saçımı asla kurutmam. Ama Argania'm da olacak haftaya umarım. Saçımı da nasıl şekillendiriyorum? Böyle yapıyorum abi. Şu hareket. Yani çok uğraşmıyorum. Yani hiç uğraşmıyorum aslında. Neden mimarlığı Fransa'da görüyorsun? Bir de dersleri Türkiye'ye göre farklı mı? Mimarlığı Fransa'da görüyorum. Çünkü böyle bir fırsatım vardı diyeyim. Ve böyle bir fırsatım varken değerlendirmek istedim. Açıkçası Fransız Lisesi'nden mezun olduğum için Fransa'da bir üniversiteye gitmem için bir sınava gerek yoktu. Motivasyon mektubu, CV, transkriptim, portfolyoyla başvurdum. Dersleri Türkiye'ye göre farklı mı bunu bilemem çünkü Türkiye'de okumadım. Ama abim Türkiye'deki üniversitelerin daha teknik olduğunu söylerdi. Ama bilmiyorum. O yüzden bu konuda da yorum yapmayacağım. Bu kadar. Influencer olmak, ünlü olmak yorucum. Bayağı ünlüyüm gerçekten. Canım abim akıllı ol aklını alırım yazmış. Paris'te yaşama alıştın mı? Şöyle, belki tek geldiğim için, belki çok alışkın olduğum bir yer olduğu için, neden bilmiyorum ama geldiğimde zaten alışmıştım. Hani artık buraya geldiğimde evim gibi hissediyorum. Yani odama geldiğimde evde gibi hissediyorum artık. Yani alıştım. Mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Şimdi neyden mezun olduktan sonra? Her şey bittikten sonra mı? Yani ben bu kadar geleceğe yönelik düşünebilen bir insan değilim. Çünkü anı yaşamayı tercih ediyorum. Yani şu an ne yapmak istediğime daha çok önem veriyorum. Mezun olduktan sonra değil de beni ne kadar özledin / seviyorsun Ceren yazmış. Kuzum seni özledim. Bu kadar seviyorum. Ama o kadar daha fazlası değil. Günlük makyajında hangi ürünleri kullanıyorsun? Genelde kullanmıyorum. Ama burada bir tık daha hani yapmaya başladım. Yazın zaten İstanbul'da hiç yapmadım ama burada o kadar terlemediğim için, soğuk olduğu için ufak ufak ne yapıyorum? Kapatıcı sürüyorum. Rimel sürüyorum. Kaş jeli sürüyorum. Bu kadar. Bir de arada bir highlighter sürüyorum. Ama çok makyajı sevmiyorum yani ve yok yani.
Orada gece hayatı nasıl? Şimdi şöyle, daha bu soruya cevap verebilecek kadar bir gece dışarı çıkmadım ama bir kere çıktım. O da okulun hani şeyiydi, öğrencilerin işiydi veya o eğlenceliydi yani. Ama gece hayatına dair çok bir şey bilmiyorum çünkü yok yani bu soruyu özel bir başlık açacağım senin için sonra. Takılarını nereden alıyorsun? Değişiyor aslında. Yüzüklerimi Kadıköy'den alıyorum. Herhangi bir yerden yani neresi olduğunu bilmiyorum bile şu an. Ufak tefek şeyleri oradan buradan alıyorum. Belirli yerden almıyorum. Genelde küpelerimi kukladan alıyorum. Dövmeleri neler ve yeni dövme ne yaptırmayı düşünüyorsun? Çok fazla şey düşünüyorum. Dövmem burada bir adet. Son anahtarı var. Bunu ben tasarlamıştım. Ben tasarladım derken baya baya ben çizmiştim. Çünkü çok klişe bir dövme istediğimin farkındaydım. Yani sol anahtarı herkes de var. Ama geometrik istedim. Bana özel olsun istedim. Üstünde 18 tane nokta var. 18. yaş günümde değil, 18. yaşımda yaptırdığım için. Yeni dövme ne yaptırmayı düşünüyorum? Altın oranla ilgili bir şey yaptırmak istiyordum en temelinde. O yüzden çok güzel bir dövme buldum. Onu yaptıracağım. Bozuk bir altın oran. Çok fazla yaptırmak istediğim dövme var. İstanbul'a ne zaman geleceksin? Şöyle Aralık'ın sonunda 21'inde falan bir kesin geleceğim gibi görünüyor. Kesin değil de çok büyük ihtimalle çünkü 15 günlük tatilim var. Belki %50 ihtimalliyim çünkü gerçekten belki. 1-2 ay içerisinde bir hafta sonu gelebilirim. En yakın arkadaşın kim? Onunla nerede tanıştın? Şimdi şöyle. Demin bahsettiğim 14 yıllık arkadaşım dediğim gerçekten artık arkadaşım değil. Yani çünkü onları arkadaş olarak görmeyi bırakalı bir 6 yıl falan oldu herhalde. Çünkü yani çok ayrı bir boyut. Ne kadar küs kalsak da, ne kadar konuşmasak da birbirimiz için olan değerlerimiz hep aynı oluyor ve atıyorum gerçekten çok çok uzun süre görüşmeyelim ki zaten çok sık görüşemedik. Çünkü Deniz'den bahsediyorum. Çünkü hani bir onun üniversite senesiydi. Sonra benim üniversite senem oldu falan ama ben gitmeden 2 gün önce geldi bize ve hiçbir şey değişmemişti. Çünkü artık gerçekten arkadaşlığı geçmiş durumdaydı bu. Ama en yakın arkadaşıma gelecek olursak kendisi bir adet. Denim. Deniz. Ama 14 yıllık olan değil. Ben orada tanıştım. Sen ben orada tanıştım. Deniz Güzey hazırlıkta tanıştık. Çok şükür nasıl tanıştın diye sormadın. Çünkü nasıl tanıştığımızı hatırlamıyorum. Üzgünüm. O değil de nasıl tanıştık hakikaten? Bunu sen bana söyle lütfen. Geç. Fransızca öğrenmek zor mu? Belki zordur. Ama biz hazırlıkta haftada 20 saat gördüğümüz için zor gelmedi pek. Yani aslında hazırlıkta zor geldi de şu an mesela zor gelmiyor yeni şeyler öğrenmek falan ama hazırlıkta da çok zorlanmadım. Hani hiç şey noktası olmadı. Yapamıyorum ya demedim hiç. Çünkü Türkçe ile çok fazla ortak kelime var. Yani Türkçe'de çok fazla Fransızca kelime var ve belirli şeyleri öğrendikten sonra ardı geliyor. Yanımda kalan kız kapıyı tıklattı, sinirim bozuldu. Yağmur'a sadece çok çok yakınları İrem diyebilir. Duru yazmış bunu, çok haklı. Çünkü şimdi şöyle. Yağmur'u tercih ediyorum çünkü ben seçtim. Ama ailem İrem diyor. Yağmur'u nasıl ben seçtim onu anlatayım. Benim kimliğim ben yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 yaşındayken çıkmış. Ve bunun sebebi de bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum yani. Babamla annem ve babam tam artık anaokuluna başlayacağım. 5 yaşında çıkmış o zaman anaokuluna başlayacağım. Kimlik gerekiyor. Nüfus müdürlüğüne giderken annemle konuşuyormuş. Şey demiş. Yağmur da yazdırayım mı? Demiş babam anneme. Ben de küçük çocuk yağmur olsun diye ağlamışım. Babam da yazdırmış. O yüzden yağmuru tercih ediyorum. Daha çok seviyorum yani. Annem neden bu kadar tatlısın yazmış. Anneciğim yanaklarından öperim. Beni doğuran sensin. Çok aptalsın bir dost. Yani şimdi soru sormanı istedim.
Bana çok aptalsın bir dost tarzı devrik bir cümle söylemişsin. Cümle bile değil çünkü başı sonu yok yani. Seni tanımıyorum. Ve gerçekten bunu hani acaba aptal mıyım ya falan diye düşüneceğimi sanmıyorsundur umarım. Saçma sapan bir yorum çünkü. Ablam mısın? Cevap ver artık. Armağan yazmış bunu. Bu hikayeyi de anlatmam lazım. Şimdi şöyle. 9. sınıf ya da 9 hazırlık ya da bilmiyorum. Armağan'la gitarımın tellerini değiştirmeye gittik. Oturuyorduk karşılıklı, bekliyoruz falan. Adam birden dönüp Armağan dedi ki ablan mı? 7 gün. Ondan sadece 7 gün büyüğüm. Neyse. Son soruyla bitiriyorum. En özlediğin kuzenin kim? En sevdiğin Begüm kim? En sevdiğin kuzenin kim? En özlediğin kişi Begüm mü? Hayır Begüm seni özlemedi. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Beni bir tık da olsa daha fazla tanımışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Salı günü bomba. Görüşürüz. Bye.